Amber'in zaman tweet atıyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi. Gerçekten her şey çok güzel olacaktı. Şöyle de beraber bir resim paylaşıyorlar. Hı hı. Şimdi bu Amber'in zaman kim? Kıymetli izleyicilerimiz bir bakalım şöyle. Şöyle bir terörist başlarıyla bir fotoğraflarını bir görün. Suriye YPG PKK terörist elebaşı Ferhat Abdüşahin'le de bir fotoğrafı var. Görüyor musunuz? Kim bununla beraber Londra'da? Sayın Kılıçdaroğlu. Bir daha bakalım. Sayın Kılıçdaroğlu. Size muhalif olduğunu düşündüğünüz medyayla bir araya gelmekten korkuyorsunuz. Ama terör örgütlerinin gidip onlarla röportaj yapan gazetecilerle bir araya gelmekten hiç imtina etmiyorsunuz. Yani Londra'ya gittiğiniz zaman Amber'in zamanla konuşarak nereden geleceği belli olmayan 5 trilyon doları mı konuştunuz? Yoksa bu PKK terör örgütünün temsilcilerinin de sizinle arasını daha iyi bir duruma getirebilmesi için aracı olmasını mı istediniz? Şimdi ben de bu soruyu soruyorum. Şimdi siz bu gazeteciler vasıtasıyla Kandil'le aranızda bir bağ mı oluşturmaya çalışıyorsunuz? Biz bu soruları soralım. Önemli sorular soruyorsunuz. Cevap hakları da var. Niye gittiniz Amber'in zamanla orada görüştünüz? İşte bak kim olduğunu tekrar göstereyim. Hı hı. Buyurun Amber'in zaman. Kılıçdaroğlu Londra. Terör örgütü başlarıyla fotoğrafları var. Şimdi ben bir soru soruyorum. Kandil'le aranızda size bu noktada iletişime geçmeniz noktasında bu kişiler yardımcı oluyor mu olmuyor mu? Ben olup olmadığını bilmiyorum. Soruyorum. Niye Londra'da bu görüşmeleri bu kişilerle yapıyorlar? Bu kadar mı tesadüf? Bir soru işareti var orada. Kesinlikle. Önemli. Ben şimdi bu soruyu sorarım. Bu sorunun da cevabını kendilerine vermeleri lazım. Bu tür kişilerle oturuyorsanız kalkıyorsanız bu kişilerin bağlantıları belli ki Amber'in zamanın başka ülkelerdeki Türk düşmanlarıyla, ülkemizin düşmanlarıyla da birçok fotoğrafı olan bir kişidir. Hı hı. Onları getirmedim burada çok zamanınızı almamak için. Yani insanlar internete girerlerse bizi izleyen vatandaşlarımız çok rahat bulabilirler. Evet. Bu kişiyle sırf Türkiye'nin düşmanlarıyla bu kadar samimi olan Amber'in zamanla Kılıçdaroğlu'nun bu kadar sıkı fıkı olmasını anlayamıyorum. Türkiye'de yakalama kararı da Sayın var Amber'in zamanla aynı zamanda. Amber'e zamana ayırdığınız gibi Beyaz TV'de bize de bir zaman ayırsanız, sizle bir akşam bir yayın yapsak, biz sorsak, siz cevaplasanız çok memnun oluruz. Buradan da size kanalımızın açık olduğunu söyleriz. Hiç olmazsa biz Amber'in zaman gibi böyle terörist başlarıyla Allah muhafaza, hı hı, görüşmelerimiz yok. Bizim ne olduğumuz belli. Biz size burada sorularımızı sorarız, cevaplarını verirsiniz. Eminim çok da güzel bir yayın olur. Buradan da davet etmiş olalım. Evet, peki. Devam edelim. Evet. Demin de siz bahsettiniz gazeteci İsmail Saymaz. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem Amerika gezisinin hem İngiltere gezisinin pek de karşılığı olmadığını ifade ediyor. Türkiye gündeminden de kopuk olduğunu söylüyor. Bir izleyelim. Tabii, bir kere iki gezinin de ortak hatası zamanlaması kötü. Yani Türkiye gündemiyle çakışmıyor. İlkinde Kemal Bey Amerika'ya gittiğinde Türkiye'de dezenformasyon yasası konuşuluyordu. İşte İran gösterileri vardı, o halde bu vardı. Bu kez de anayasa tartışması başladı. Bu gezi Türkiye'nin merakını seslenemiyor. Orada üretilen, orada yapılan görüşmeler ve elde edilecek sonuç Türkiye kamuoyuyla ilişkilenemiyor bir türlü. Dolayısıyla Gezi ile Türkiye arasında bağlantı kurulamıyor. Türk kamuoyu Kemal Bey'in gezisinden hangi sonuçları almalı? Ya bu sonuçlar yeterince aktarılamıyor ya Türkiye kamuoyunun merakı cezbedilemiyor. Burada bir hata var. Bir zamanlama problemi de var. Kuşkusuz. İsmail Saymaz burada tamamen aslında Türk kamuoyunun adına faydasız geziler olduğunu ifade ediyor bir anlamda. Ben öyle anlıyorum. Zaten bunun bir zaman kaybı olduğunu çok, evet, net olarak görmek lazım. Hı hı. Türkiye'de bir sürü gerçekten konuşulacak başka konu varken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor da 2-3 tane ismini cismini duymadığımız kişiyle fotoğraf verip bize masallar anlatıyor. Yani böyle bir saçmalık olur mu? Londra'ya gidiyor. Ne yaptığı belirsiz. 5 trilyon dolar getireceğim. Kim verecek bu parayı? Ya Duygu Hanım, ticaretle uğraşan bizi buradan izleyen bütün esnaf kardeşlerime, büyük ticaret adamlarına, herkese, esnafımıza sesleniyorum. Bir ülke 5 trilyon doları niye getirir buraya? Hı hı. Sebep. Kılıçdaroğlu ben bunu sözünü aldım diyor. Ne için bunu getirecekler? Bunun karşılığında ne vereceğiz? Hangi proje için getirecekler? Hı hı. Ya, tamamen bir safsata. Bunun bir karşılığı yok. Biz var, evet, biliyorsunuz, onu da vereceğiz yani. Ama 5 trilyon dolar getireceğiz, hı hı, ya. Nereden gelecek bu para? Çok
Mümkün değil. Ya aslında vatandaşın bunu merak da etmediğini söylüyor. Burada İsmail Saymaz çok ilginç açıklamalar yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, merakını cezbetmiyor. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partilerinin de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı inancı sıfır noktasında. Ya şu anda beni birçok Cumhuriyet Halk Partili izliyor. Ben Cumhuriyet Halk Partilerinin Kemal Bey'e inandığını düşünmüyorum. Onlar kendi ideolojilerini ayakta tutabilmek adına, kendi partilerini ayakta tutabilmek adına CHP'ye oy atıyorlar. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu başka bir sol partinin başına geçmiş olsun %1 alamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer tarafından karşılığı yok. Ya bu çok net olarak ortada. Ya kendi sözünü Ekrem İmamoğlu dinlemiyor, Mansur Bey dinlemiyor. Yani partisi içerisinde çok ciddi bir otorite boşluğu var. Yani Kemal Bey tamamen teşkilatlar bazında önceden yapmış olduğu bir takım köşeleri çok iyi tuttuğu için şu anda görevde kalabilen bir kişi. Ama onun dışında ben CHP'lerin yanında hiçbir karşılığı olmadığını düşünüyorum Kemal Bey. Yaptığı hamleler ciddiye bile alınmıyor anladığımız yani, kadarıyla. Yani belbirimizle konuşuyoruz, dolmuşçuyla konuşuyoruz, esnafla konuşuyoruz, pazarcıyla konuşuyoruz. Yani ben etrafımda Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olumlu konuşan ve ondan dolayı bir ümit besleyen, ülkesi için bir şey yapacağına inanan insan göremiyorum. İşte kim? Amber'in zamanı görebilirsiniz ancak. PKK terör örgütünün temsilcileriyle görüşen, liderleriyle görüşen, terör örgüt lideriyle görüşen Amber'in zamanı ancak onları umut bağlar. Onları görebiliyorsunuz, başkasını göremiyorsunuz zaten. Evet.